Genel olarak sınavı iki başlık altında gruplandırabiliriz. Bir, yazılı sınav. İki, sözlü sınav. Yazılı sınav, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite, pazarlama sitesi ve geliştirme ve iş organizasyonu, emlak satışı, kiralama sürecinin işlemlerinin yürütülmesi. Sözlü sınav ise role player ve sözlü sınav olarak tanımlayabiliriz. Yazılı sınavlar 20'şer soruda oluşmaktadır. Sınav çoktan seçmeli test usulüne göre yapılmaktadır. Soruların cevapları şıklar arasından seçilmektedir. Soruların her biri aynı puandır. Yani her bir soru 5 puandır. Her sınav için geçme notu ayrı ayrı 70 puandır. Yanlış cevaplardan puan kırılmaz. Her soru için 1,5 dakikalık zaman ayrılmıştır. Yani her sınavda en az 10 doğru cevap, 14 doğru cevap yapmak gereklidir. İlk sınav konumuz olan iş sağlığı, güvenliği, çevre ve kalite sınavı. Konu başlıkları olarak meslek ile ilgili temel kavramlar, terimler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları, kişisel koruyucu donanımlar, güvenlik ve sağlık işaretleri, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları, acil durum prosedürleri, koruma ve acil durum müdahale ekipmanlarının kullanımı, acil durum müdahale prosedürleri. Üçüncü başlık ise meslek ile ilgili çevre koruma mevzuatı, alt başlıkları, çevre kirliliği, atık prosedürleri, çevre kazanım ve koruma, atıkların ayrıştırılması, toplanması, doğal kaynakların verimli kullanılması. Dördüncü başlık meslek ile ilgili ilk yardım, meslek ile ilgili olağan dışı durum ve olaylar. Altıncı başlığımız ise meslek ile ilgili kalite yönetimi. İlk olarak meslek ile ilgili temel kavramları bilmemiz lazım. Bunlar o kadar aslında kafa karıştırıcı şeyler değil. Her zaman gün içinde, hayat içinde karşılaştığımız şeyler. Çalışan kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel iş yerlerinde istihdam edilen gerçek kişi. İş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya bütüncül vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay. İşveren, çalışan istihdam eden, gerçek veya tüzel kişiliği yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar. İş yeri, mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan veya olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyon. Bu çok uzun bir tanım. Ben bence bunu şöyle kısaltabiliriz. Mal veya hizmet üretmek amacıyla işverenin ve işçilerin olduğu dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, işte mesleki eğitim yerleri, avlu gibi eklentileri, araçları da içeren organizasyon veya yerdir diye tanımlanabilir. İş süreci, belirli bir iş amacının gerçekleştirilmesi için yapılan birbirine bağlı etkinlikler dizisidir. Meslek hastalığı, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık. Önleme, esas zaten önemli olan bu önleme. İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin türü. İş sağlığı ve iş güvenliği konularının esas amacı önlemedir. Yani kaza olduktan sonra bir şey yapılması değil, kazaların, risklerin belirlenmesi ve önlenmesidir. Risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimalidir. Risk değerlendirmesi ise iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi,
ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalardır. Ne demiştik? Önleme. İşte risk değerlemesi de bu önlemenin gerçekleştirilebilmesi için iş yerinde yapılan incelemelerin tamamı olarak tanımlayabiliriz. Risk yönetimi, iş yaşamında insan sağlığı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik politikalar uygulanmasına risk yönetimi adı verilmektedir. Tehlike, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı ve iş yerini etkileyebilecek zarar ve hasar verme potansiyeli. Tehlike sınıfı, iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliğini, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartlarıyla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubu. Kazanın tanımı, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen yaralanma, hasar, hastalanma veya ölüm gibi beklenmedik ve sonucu arzu edilmeyen olaylara kaza denilmektedir. İş kazası, daha önce tanımlamıştık ama tekrar yazmışım buraya, bir daha tanımlıyorum. İş yerinde veya işin üretilmesi sırasında ki buna servisle işe gelirken ki zaman da dahil, meydana gelen ölüm veya diğer zararlara sebebiyet veren kazalardır. Acil durum tanımı, bu önemli. Zaten anlattığımız konu neydi? Acil durum başlığı altındaydı. Toplumun tamamını veya bir kısmının normal yaşam faaliyetlerini engelleyen veya durduran acil müdahaleyi gerektiren olaylardır. Peki acil durum nelerdir? Yangın, deprem, sel, yoğun kar, yağmur, toplu gıda zehirlenmeleri, fırtına, heyelan, enerji kesilmesi, anarşik olaylar, sabotaj, iş kazası, aşırı sıcak veya soğuk, büyük üretim arızaları, seferberlik, salgın hastalık, kimyasal madde kazaları, iletişim ve bilgisayar sistemlerinin çökmesi, ana müşteri ve tedarikçilerin kaybedilmesi, üretim arızaları. Haliyle bir acil durum varsa bunun da bir planı olması lazım. Peki bu acil durum planı nedir? İş yerlerinde herhangi bir acil durum meydana gelmesi halinde yapılması gereken işlemlerin belirlendiği ve uygulamaların yer aldığı dönemsel olarak yenilenmesi gereken planlardır. Peki acil durum planının yapılmasının temel amacı nedir? Acil durum planı hazırlanmasının temel amacı herhangi bir acil durum meydana geldiğinde oluşabilecek yaralanmaların, kazaların önlenmesi, iş yeri ve iş yeri çevresinde potansiyel zararların minimize edilmesi, çevrenin acil durumunun yıkıcı etkisinden korunma, acil durumların mümkün olduğunca hassasa takılmasıdır. Ne demiştik? Her zaman amaç önleme. Önleme ve potansiyel risklerin belirlenerek minimize edilmesi ve yıkıcı etkilerden korunmak. Acil durum planı aşamaları. Öncelikle bir planlama ekibi oluşturulması lazım. Yani bir planlama ekibi olacak ki o olayı planlayabilsin. Daha sonra ne yapacağız? Ne dedik? Önleme. Peki önleme için ne yapmak lazım? Öncelikle olarak mevcut riskleri belirlememiz lazım. Peki planı ekibimiz var. Mevcut riskleri de belirledik. Ne yapacağız? Planı hazırlayacağız. Üçüncü aşama. Peki dördüncü aşamamız nedir? Planın yürürlüğe konulması. Peki acil durumu yönetiminin safhaları nedir? Bir kere önleme ve azaltma. Ön hazırlık, duruma müdahale, düzeltme ve onarma olarak tanımlanmaktadır. Peki acil durum ekipleri neler? Söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi ve ilk yardım ekibidir. Aslında bu tanımların içinde konunun büyük bir kısmını bitirdik. Ancak artık teferruat kısımları kaldı. Onları anlatalım. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal dayanağı oluşturan kanun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Daha önce bu sosyal güvenlik kanununda da vardı ama daha sonra artık başlı başına bir kanun olarak ortaya çıktı.
Peki kanunun amacı ne? İş yerlerinde sağlığın ve güvenliğin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Şimdi amacı ne demek ki? Burada ben siyahla belirttim. Sağlık ve güvenlik. İkinci olarak işveren ve çalışanların görev ve yetki sorumluluklarını belirlemek. Dediğim gibi kanun amacının mantığı iyi bir şekilde anlaşılırsa pek çok sorunun cevabı da bulunmuş olur. Kanunun esas amacı işçilerin veya çalışanların iş ortamında muhtemelen tehlikelerin daha en başında belirlenerek korunması, olay olmadan önce önlemlerin alınması ve kazaların engellenmesidir. Yine tanımdan da anlaşılacağı üzere işveren, çalışan ve kanun koyucu denetleyici olarak devlet iş güvenliğinin taraflarını oluşturmaktadır. Tanımlardan da anlaşılacağı gibi iş kazaları, çalışma ortamı, çevreden ve yönetimden kaynaklı sebeplerden veya iş makinelerinden kaynaklı sebeplerden olmaktadır. Yani aslında çoğu soruyu mantıklı yönden bulabiliyoruz. Yani bir çalışma ortamında niye kaza olabilir? Çalışmanın ortamından olabilir. Çevresel faktörden veya yönetimsel sıkıntılardan kaynaklı olabilir. Veya iş makinelerden kaynaklı olabilir. Madem ki amaç daha en başında kazaların önlenmesi, o halde öncelikli olarak çalışma ortamındaki risk ve tehlikeler belirlenmeli, bu risk değerlendirmesi yapılarak alınacak önlemleri belirlenmesi gerekmektedir. Bizim mesleğimiz olan emlak ofislerine örnek verecek olursak, aslında bu iş güvenliği ve sağlığı gerçekten çok geniş bir konu. Yani iş güvenliği uzmanlığı sınavın en basit C sınavı. Yani bunda bile gerçekten çok fazla konu var. Ben olabildiğince bunları süzüp hani emlakçılıkla ilgili kısmı indirgemeye çalıştım. Mesela ne olabilir? Sigara hizmetlerinin çok kutusuna atılmaması, yangın riskinden dolayı. Prizlerin kırık veya tellerin açıkta olması, elektrik çarpmasına sebebiyet verir. Kabloların kırık olması yine yangına sebebiyet verir. Gaz ve elektrik kaçakları yine elektrik çarpmasına veya zehirlenmelere sebebiyet verir. Aydınlatmanın iyi olmaması sonucu yaşanacak tehlikeler. Aydınlatmanız iyi olmazsa girerken ve çıkarken çeşitli eşyalara takılıp düşebilirsiniz. Sert zeminlerin ıslak kırıklığı sonucu kayma düşme. Depreme karşı mobilyaların sabitlenmemesi. Yani mobilyalarınız vardı sabitlememesi. Siz bir deprem halinde bunlar üstünüze düşebilir. Yangın riski. İnşaat alanlarına giderken baret takılmaması veya uygun korumalı ayakkabı giyilmemesi veya asansör boşluklarının yanına doğru gidilmesi veya korkuluksuz merdivenlerden çıkılmaya çalışması, ocağın açık uzatılması sonucu zehirlenmeler, ortamın aşırı sıcak veya soğuk olması gibi riskler sayılabilir. Ayrıca bizim mesleğimizde dış çevrede bizim için iş sağlığı sayıldığı için önemli bir risk etmeyebilir. Yani örneğin bir müşterine görüşmeye gidiyorsunuz. Size araba çarpabilir. Hatta komik gelecek ama bir köpeğin size saldırması dahi bir risktir. Böyle bir riskiniz var. Üçüncü konu başlığımız meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı. Çok geniş bir konu olmasına rağmen belki de ondan fazla kanun ve yönetmelik ve mevzuat olan bir konudur. Biz burada çevre kirliliği, kanunu kirliliği ve güvenleri İnanmadan tedbirler isteyeceğiz. Yani gerçekten çok geniş bir konu. Ve ben bunu olabildiğince süzerek yalın bir hale getirmeye çalıştım. Çevre kirliliğinin tanımı, doğal yaşam alanlarının insan eliyle ve doğal olmayan yollarla bozulması ve bunun neticesinde canlıların, hayati aktivitelerin olumsuz yönde etkilenmesi olarak tanımlanabilir. Çevre kirliliği türleri nelerdir? Yani dediğim gibi bunlar aslında birazcık mantıklı veya sınav sırasında şıklardan giderek mantık üreterek yapılabilecek şeyler. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, radyoaktif kirlilik olarak sınıflandırılabilir. Kirlilikten sonraki konu başlığımız atıkların ayrıştırılması ve toplanması.
Atık türlerini öncelikli olarak bilmek lazım. 1. Tehlikeli atıklar. Yanıcı, korozif, patlayıcı, zehirli ve radyoaktif atıklar. Kartuş, toner. Yani çok enteresan. Kartuş, toner bakın. Tehlikeli atık sınıfında. İçinde cıva buharı bulunan ampuller, floresanlar, piller, kirli kaplar, boya ve kimyasal kapları. O halde bu tip atıkları çöp kutularına veya doğaya değil, özel ayrı her birine özel kutuları koymalı ve ilgili yerlere teslim etmeliyiz. Yani bir pil kutumuz olmalı, kartuşları ayrı koyduğumuz bir kutumuz olmalı, boya malzememiz, çöplerimiz varsa bunları ayrı bir kutuya koymalı ve çöpleri toplayan kimse ona bunları ayrı ayrı vermeliyiz. Sıvı atıklar, kanalizasyonu arıtmaya toprağa verdiğimiz, dereye verdiğimiz sıvılar, sıvı atıklar kategorisine girmektedir. Bu atıklar arıtma tesislerinden geçmeden gönderilmesi çevresel risk oluşturmaktadır. Yani gerçekten bu kanalizasyon atıklarının öncelikli olarak bir arıtma tesisine gitmesi lazım. Orada arıtıp dönüştürdükten sonra derelere veya toprağa verilmesi lazım. Bir de bu olayın bize bakan yüzü var. Nedir? Motor yağlarını, kızartma yağlarını veya deterjanları vesaire olabildiğince kanalizasyonu dökmemiz lazım. Çünkü bunlar gerçekten denizleri, dereleri ve toprağı kirletiyor. Katı atıklar, kağıt, metal, cam, plastik ve ambalaj atıkları katı atıklardır. Bu atıklar genellikle geri dönüştürülebilir. Bu sebeple kağıtlar, metaller, cam atıklar, plastik atıklar her biri ayrı ayrı toplanmalı, depolanmalıdır. Gerçekten bunlar için ayrı ayrı kutular olmalı, yine aynı şekilde atılmalı ve geri dönüşüme dönüştürülecek şekilde bu atıkları toplayan kişilere teslim edilmelidir. Yemek, evsel atıklar, yemek, sebze, organik atıklar, çöpler, evsel atıklar atık sınıfına girer. Bunlar da yakılarak enerjiye dönüştürülebilmektedir. Bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Yani geri gelecek olursak, atıkların ayrıştırılmasının ve toplanmasının amacı doğaya en az zararı vererek bu atıkların dönüştürülebilmesi, tekrardan ekonomiye kazandırılması ve çöp miktarının azaltılmasıdır. Ofiste, evde veya dışarıda doğal kaynakların verimli kullanılması, çevrenin korunması için atıklar ayrı ayrı depolanmalı, geri dönüşüme önem verilmelidir. Ofiste veya evde tasarruflu aydınlatma enlemanları kullanılmaktadır. Kağıtlar arkalı önlü kullanılmalıdır. Açık ışıklar ve ışıklar ihtiyaç olmadığı durumlarda kapatılmalıdır. Gereksiz çıktı alınmamalıdır. Yani çıktı dedim, printer'dan kağıt alınmamalıdır. E-fatura ve dijital arşive geçilmelidir. Geri gelecek olursak bazı konuları geçtim. Şuradan göstereyim hangi konuya geçtiğimi. Yani ilk yardım konusunu geçtim. Çünkü bu benim konum değil. Yani ilk yardım uzmanının vermesi gereken konu. Meslek ile ilgili olağan dışı durum ve olaylar. Yani bunlarla ilgili açıkçası kaynaklar yok. Kaynak olmadığı için biraz daha yoruma bağlı konular. Bunlarla ilgili vakit çok fazla vakit geçirmek istemedim açıkçası. Fazla vaktimizi almamak için ve kafanızı karıştırmamak için. Şimdi 6. maddemizden devam edelim. Meslek ile ilgili kalite yönetimi. İşletmelerin amacı ve görevi en iyi ve en verimli iş planını oluşturup müşterilerine karşı güzel hizmet verilerek en yüksek oranda kar etmektir. Yani bir işletmenin amacı ne? En verimli bir şekilde çalışıp müşterilerini memnun ederek en yüksek karı kazanmaktır. Bunun için öncelikle işletme kendi iş tanımını yaparak hedef ve stratejilerini belirleyip yaptığı zaman planlaması doğrultusunda müşterilerine hizmet vermelidir. Yani öncelikle iş tanımını yapacak. Diyecek ki ben emlakçıyım. Hedef ve stratejilerini belirleyecek. Yani emlakçılıkla ilgili ne hedefi var, bunları nasıl yapabilir ve bunu bir zaman planlamasına oturtacak. Yani gerekirse saat kaçta kalkacağını, kaçta kahvaltısını yapacağını, kaçta fizbo araması yapacağını veya sahibinden araması yapacağını, kaçta yer göstermelerini yapacağını,
hangi günler yay göstermesi yapacağını, hangi günler etki çevresiyle görüşeceğini, hangi zamanlarda diğer paydaşlarıyla görüşeceğini, bunların hepsini belirlemeli. Üst süreç, iş süreçlerini tanımlayacak olursak bir kere tanımlanabilir özelliğe sahip olmak. Yani tanımlayamadığınız bir şeyi açıklayamazsınız, uygulayamazsınız. O halde tanımlanması gerekir. Ölçülebilir özelliğe sahip olmalı. Yani ölçülebilmek ne demek? Test edilebilmeli. Ya biz bu kararı verdik ama sonuçlar acaba ne olacak? Yani bu sonucu bilemezseniz bir karar alamazsınız. Yinelenme özelliğine sahiptir. Kontrol edilebilme özelliğine sahiptir. Katma değer yaratma özelliğine sahiptir. Yani süreç sizin kontrolünüzde olacak ve sürecin sonunda para kazanacaksınız. Para kazanmıyorsanız bu sürecin tamamı yanlıştır. Ne kadar doğru gözükürse gözüksün, eğer sonunda para kazanmıyorsanız bu iş yanlıştır. Kalite yönetimi ise kuruluş içinde kaliteyi amaç edinen, kuruluştaki tüm çalışanların katılımına dayanan, müşteri memnuniyetini referans alan yönetim biçimidir. Yani neymiş? Bir kere bir amacınız olacak. Tüm çalışanlar katılacak ve müşteri memnuniyeti olacak. Demek ki 3 tane ayağı varmış. Kalite yönetimi müşteri talepleriyle başlar, ürün üretilmesine kadar olan süreç tamamlar. Tamamlanır. Bizde nedir? Müşteri talepleriyle başlıyor. Daireyi, ticarethaneyi neyse satana veya kiralayana kadar devam ediyor. Yani neydi? Bizim bir amacımız olacak. Tüm çalışanlar bu amacı benimseyecek ve müşteri memnuniyetini referans edecek. Yani o halde müşterinin gereksinimleri iyi belirlenmeli, ona göre portföy sunulmalıdır. Randevu saatlerine dikkat edilebilmelidir. Yani müşteri memnuniyeti için. Müşterinin yanı temiz ve şık durulmalıdır. Müşterinle konuşmalara dikkat edilmeli, küfürlü argo terimlerden uzak durulmalıdır. Müşteriyi rahatsız edecek yaklaşımlardan uzak durulmalıdır. Müşteriye karşı her zaman açık olunmalı, dürüstlükten taviz verilmemelidir. Müşteri ihtiyaçlarını, kültürünü veya bütçesini iyi analiz etmeli, ona göre davranmalı, asla bir tartışmaya girilmemelidir. Evet, bugünkü verdiğimiz eğitimimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunu daha doğrusu geniş bir ismiyle söyleyelim bunu, kafa karışıklığı olmasın. İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite sınavının eğitimini bitirdik. Yani inşallah sizlere faydalı olur. Sınavları geçmenizde size kolaylık sağlar. Yine her zaman dediğim şeyi söyleyeceğim. Bu videoları eğer beğeniyorsanız, size faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen sağ alt köşedeki abone ol butonundan abone olunuz.